Ya Türk lirasının değer kaybı tam da bugün biraz önce açtığınız siyasi sorunun tezahürüyle bir sonuç olarak değer kaybediyor. Bunu şunun için söylüyorum. Yani böyle konjonktürel, kısa vadeli bir iki günlük bir mesele sebebiyle Türk lirasının günden güne eridiğine şahit olmuyoruz. Bugün Türkiye'nin iktidar eliyle kurulmuş olan siyasi ve ekonomik yapısının bir sonucu olarak Türk lirası günden güne değer kaybediyor. Bundan ne kastettiğimizi açmak gerekiyor. Çünkü mesele Lütfen. konjonktürel değil, mesele yapısal deyince bu yapısaldan kastedilenin ne olduğunu tabii tarif etmek gerekiyor. Mesela bir tanesi sürekli bir siyasi belirsizliğin bu ülkede iktidar eliyle ve iktidarın ortakları eliyle besleniyor olması. Yani normal bir demokraside yaşanacak bir siyasi koşul yok Türkiye'de. Bir kişinin iki dudağı arasına sıkışmış bir düzen ve o bir kişinin kendi iktidarı uğruna ülkeyi her tür riske atmaya göze almış tavrından kaynaklı bir öngörülemezlik, bir belirsizlik ve bunun artık yapısal bir sorun haline gelmiş olmasının sonuçlarını yaşıyoruz ekonomide. Ve döviz üzerinde özellikle bu sonucun keskin bir biçimde Türk lirası üzerinden yaşanıyor olmasının bir sebebi de bu öngörülemez siyasi anlayışın kurmuş olduğu ekonomik düzen. Buradan kastım şu, bugün Türkiye'nin ekonomik üretim yapısı da bu üretimi finanse etme, dolayısıyla kaynaklarıyla büyütme yapısı da hep dışarıya bağımlı. Yani herhangi bir üretim yapabilmek için bizim her şeyden önce mesela enerjiye ihtiyacımız oluyor. Enerjiyi kendimiz üretemediğimiz için yurt dışından ithal etmemiz gerekiyor. Şimdi üretiminiz eğer bu kadar ithalata bağımlıysa, o zaman dünyada olup biten de sizin yaptığınız bu öngörülemez işler de doğrudan üretiminizi etkiler hale geliyor döviziniz üzerinden ve doğrudan dövize etkisiyle. Fakat daha da önemlisi bugün bu üretimin gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kaynaklar da dışarıdan borçlanarak ancak ortaya çıkabiliyor. Şimdi bugün Türkiye'nin milli gelirinin %50'sinden fazlasının dış borç olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız.